Doktor Ahmet Özer hakkında yürütülen ceza soruşturmasıyla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve yasal süreçle ilgili işlemleri sizlerle paylaşmak için bulunuyoruz. Hepinizin bildiği üzere değerli müvekkilimiz Sayın Profesör Doktor Ahmet Özer 30 Ekim 2024 tarihinden bugüne yaklaşık 20 gündür özgürlüğünden yoksun bırakılmış durumda. Bu özgürlüğünden yoksun bırakılma süreci içerisinde ceza soruşturmasına dair bir takım koruma tedbirleri uygulandı. Kendisi hakkında arama koruma tedbiri, el koyma koruma tedbiri ve ne yazık ki sonunda da tutuklama koruma tedbirinin uygulandığını gördük. Bu her bir koruma tedbirinin uygulanmasında ceza muhakemesi kanunundaki emredici hükümlere açıkça aykırı olan son derece vahim bir takım hukuka aykırılıkların varlığını tespit ettik ve bunlarla ilgili olarak yasal başvurularımızı gerçekleştirdik. Müvekkilimizin aslında hiçbir şekilde suç teşkil etmeyen, hiçbir şekilde suç teşkil etmesi düşünülemeyecek, isnat edilen suçun maddi unsurlarını hiçbir biçimde oluşturmayan bir takım soyut ve mesnetsiz isnatlar ile özgürlüğünden yoksun bırakılmasına ilişkin itirazlarımızı gerçekleştirdik. Bu ilk aşamayı teşkil ediyor. Müvekkilimizin tutukluğuna yapmış olduğumuz itirazın reddedilmesiyle birlikte bir Anayasa Mahkemesi süreci de doğmuş oldu. Bu süreci de şu an değerlendiriyoruz ve en geç bu ayın sonuna kadar Anayasa Mahkemesi'ne gerekli başvurularımızı da gerçekleştireceğiz değerli arkadaşlar. Bu ilk aşamanın ardından soruşturmayı yürüten Sayın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın artık büyük ölçüde tekemmül etmiş olan bu dosyayla ilgili olarak hızlı bir, ivedi bir çalışma içerisinde nihai bir neticeye ulaşmasını bekliyoruz. Bizim bu konudaki kanaatimiz, müvekkilimiz Sayın Profesör Doktor Ahmet Özer hakkında ortaya konulan bu soyut ve mesnetsiz iddiaların hiçbir biçimde suçun oluştuğu noktasında yeterli suç şüphesini oluşturmadığı ve dolayısıyla müvekkilimiz hakkında derhal tahliye ve ardından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi yönündedir. Ancak Sayın Cumhuriyet Savcılığı aksi kanaatte olur ise yeterli suç şüphesine oluştuğu, yeterli suç şüphesini gösteren delillerin var olduğu kanaatine ulaşır ise de bu takdirde derhal bir iddianame tanzim edilerek kovuşturma safhasına geçilmesi ve müvekkilimizin bağımsız ve tarafsız yargı önünde haklarının dermeyan edilmesi suretiyle özgürlüğüne kavuşması, üzerine isnat edilen bu suçlardan dolayı aklanarak lekelenmeme hakkının gereği olarak beraat etmesini sağlamak için gerekli hukuksal mücadeleyi vermek istiyoruz. Bu nedenle Sayın Cumhuriyet Başsavcılığı'nı bugün ortaya koymuş olduğumuz başvuruların gereğini yerine getirmeye, bu konuda özellikle kısıtlılık ile ilerleyen süreçteki kısıtlılığın kaldırılarak bu iddialara, isnatlara tam olarak vakıf olabilmemiz ve buna uygun olarak savunmamızı oluşturabilmemiz için bize imkan tanınmasını talep ediyoruz. Ardından da bir an önce eğer yeterli suç şüphesinin varlığı kanaatine ulaşılırsa iddianamenin tanzim edilerek müvekkilimizle ilgili yargılama sürecinin başlamasına ve bu iddiaları çürütmemiz için bize imkan tanınmasını talep ediyoruz. Değerli meslektaşım Sayın Avukat Hüseyin Ersöz özellikle başvurularımızla ilgili süreci ayrıca değerlendirecek. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ederim. Yani öncelikli olarak şunu ifade edeyim. Ceza yargılamasının en temel prensibi adil yargılanma hakkıdır ve herkese savunma hakkının en etkili şekilde kullandırılması için imkanların sağlanmasıdır. Ancak müvekkilimiz Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer'le ilgili olarak ne yazık ki adil yargılanma hakkına ve savunma hakkına aykırı bir takım uygulamalarla tabii ki karşı karşıyayız. En başta tabii ki şunu da ifade etmek lazım ki sabahın çok erken bir saatinde bir belediye başkanının evine adeta bir özel tim gibi girip orada bir arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilmesini kamu hizmeti yapan bir kamu görevlisine yönelik olarak doğru bulmadığımızı bir kez daha burada ifade etmemiz lazım. Fakat bundan sonraki aşamalarda da tabii ki hem dosyanın içerisinde yer alan değerli hocalarımızın imzalamış olduğu bilimsel mütalaada da yer aldığı üzere söz konusu yargılama sürecinin içerisinde adil yargılanma hakkına ciddi anlamda aykırılık oluşturacak, savunma hakkını ciddi anlamda ihlal edecek ve ileride bütün bu tedbirlerin hepsini tartışmalı bir noktaya taşıyacak olan ve hukukilikten uzak bir noktaya taşıyacak olan bir takım uygulamalarla da ne yazık ki sürecin içerisinde karşı karşıya kalıyoruz.
Biraz önce de ifade ettiğim gibi burada hakkında soruşturma yürütülen kişi bir belediye başkanı. Bu belediye başkanı kamu görevini ifa eden, her gün işine giden ve burada halkla iç içe olan bir isim. Bu sebepten dolayı böyle bir tedbirin, yani tutuklama tedbirinin böyle bir noktada amaca hizmet etmediğini ve hukukilikten uzak bir temelinin olduğunu bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Ancak tabii ki tüm bunların ötesinde bizler şunu biliyoruz ki hiç kimsenin tabii ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yargılanmama gibi bir lüksü yok. Ancak bunun adil, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütülecek olan bir soruşturma çerçevesinde yapılması lazım. Bizim bugün burada talep etmiş olduğumuz hem kısıtlama kararı kapsamında olmayan evrakların tarafımıza verilmesi, hem de tutuklama kararında gerekçe olarak gösterilen hususların ve delillerin de yine aynı şekilde tarafımıza verilmesi talebimiz var. Biraz önce de ifade ettiğim gibi adil yargılanma hakkı ceza yargılamalarında temel olan prensiptir ve buna uygun hareket edilmesi gerekir. Bütün herkesin bu sorumluluğu taşıması gerekir. Bu yargılamaya gölge düşmemesi, hakimlerin ve savcıların tarafsız ve bağımsız bir şekilde hareket etmedikleri algısının oluşmaması için zorunlu olan bir prensiptir. Bu sebepten dolayı tabii ki burada bizim öncelikli talebimiz söz konusu delillerin, dosyanın içerisindeki delillerin savunma makamıyla, yani avukatlarla paylaşılması ve bunlarla ilgili olarak gerekli argümanları ve savunmaları savcılık makamıyla, adli makamlarla paylaşma isteğimizdir. Ama tüm bunların ötesinde burada özgürlük hakkı ile ilgili olarak ciddi bir problem olduğunu, özgürlük hakkı ihlali sonucunu doğuracak olan bir takım durumların bulunduğunu tabii ki gözlemliyoruz. Değerli Hasan Hocam'ın da ifade ettiği gibi bu konuyla ilgili olarak bizler tabii ki süreci takip edeceğiz ve bu konuyla ilgili insan hakları boyutuyla Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapılması noktasında da girişimlerde bulunacağız. Ancak bu yanlıştan bir an önce dönülmesi, Ahmet Özer'e özgürlüğün iade edilmesi, hakka, hukuka, adil yargılanma hakkına ve özgürlük hakkına en uygun yaklaşım olur düşüncesindeyiz. Bununla ilgili olarak da bugün hem vermiş olduğumuz dilekçeler hem de önümüzdeki günlerde yapacağımız başvurularla kapı aralayacak olan bir takım başvurular gerçekleştireceğiz. Bugün burada bizlerle burada olduğunuz için de size ayrıyeten de çok teşekkür ederim. Sorusu olan var mı kıymetli?